31 Ağustos 2019 Aydın Kuşadası Çınar mevkindeyiz. Çınar mevkindeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz, evet. Mustafa Koca Zeybek. Koca Zeybek. Burada Alfons üzüm bağlarında bu sene rekor gelişimi kullandılar. Evet. Mustafa abi neler oldu? Burada üzümde neler değişti? Bağımız neydi? Ne oldu? Hem topraktan hem üzümden, sürgünden biraz bahsedelim. Topraklarımızda verim çuvaldı. Tanelerimiz ireldi. Salkımlarımız büyüdü. Salkımlar büyüdü. Yani büyüdü. Yapraklar büyüdü. Yapraklar çok geniş yani. Şöyle, geniş evet. Şöyle geniş oldu. Şey ama. Evet. Burada az önce de gittiğimiz yerde de aynı şey geçerliydi. Evet. Burada da geçerli. Şöyle salkımları gösterelim. Şey anlamında Alfons üzüm çeşidi. En güzel burası. Aynı şekilde. Mustafa abi şimdi genel manada şöyle de gösterelim. Hı. Şuraları da. Yakın çekelim şurayı. Kısımları. Genel manada özetlersek rekor gelişim bir toprak düzenleyecek. Evet. Burada salkım büyüdü, tane büyüdü, sürgün yaptı. Sürgün yaptı. Var mı onun dışında burada gözlemlediğiniz bu sene? Çubuklar canlandı. Çubuklar canlandı. Canlandı evet, gelişti. Her daha şey önceki çok... seneler nasıldı? Daha önceki seneler zayıf oluyordu. Çubukları zayıf oluyordu. Zayıf oluyordu. Ya asmaların yaprakları küçük oluyordu. Burada her sene yaptığınız uygulamaların dışında bir tek rekor gelişim kullandınız. Bir rekor kullandık. Bu sene memnun kaldık. Bu sene memnun kaldınız. Sizinle birlikte burada olan diğer müşterilerimiz de var. Evet. Onlarla da görüşüyorsunuz. Evet. Onların yorumları nedir? Onların yorumları da çok memnunlar. Onlar da memnun. Hüseyin abi de burada. Hüseyin abi siz de bazı kullandınız. Siz de birazdan gidip çekeceğiz. Siz de aynı sonuçları gördünüz. Topraktan bahseder misiniz? Toprakla ilgili bir gözleminiz var mı? Bir değişim gözleme şansınız oldu mu sene? Toprakta bir şey, kabarma oluyor yani. Kabarma, bir, yani yumuşaklık oluyor yumuşaklık yani. Oluyor. Kök gelişmesi oluyor. Kök gelişmesi oluyor. Suyla evet. Alakalı bir gözleminiz var mı? Sulama sayısında, evet, sulama zamanında. Su oldukça daha güzel oluyor, verimli oluyor. Su verdikçe verim daha güzel oluyor. Şişiyor üzüm. Şimdi bu toprak nasıl bir toprak yapısı? Kirli burası. Burası bir şey toprak ya. Kirli bir toprak. Evet. Peki şundan dolayı soruyorum. Yani beyaz. Suyu verdiğinizde toprak emebiliyor mu? Emiyor. Geçen seneye göre. Emiyor, emiyor. Çok güzel emiyor. Şekilde. Şöyle yürüyelim. Biraz daha gösterelim bağımızı. Şöyle görülüyor ekranda. Şuraya gelelim. Yani bir sofralık üzüm çeşidi. Bölge olarak bu bölgenin yoğun. Yoğun, evet. Üreticiliğini yapmış olduğu bir çeşit. Yani zannedersem şarap da yapılıyor. Şarap da şarap yapılıyor. Da gidiyor. Şarabı da gidiyor. Sofralı da gidiyor. Sofralı da gidiyor. Şaraba da gidiyor. Şöyle duralım. Var mı eklemek istediğiniz? Burada rekor gelişim salkımlarımızı tutumumuz iyi. Taneleşmesi iyi. İyi, çok memnun çubuklarımız kaldım. Çubuklarımız iyi. İyi, çok şimdi güzel. İyi dediğiniz çubuklardan şöyle gösterme şansınız var mı? Şunları mı gösterelim? Yani şu çubukları mesela, şu çubuk mesela. Böyle yakın gösterelim. Alalım. Mesela şu çubuklar mesela. Şöyle. Çubuklar. Şu yaprak gelişmesi. Şu yaprak önemli. Şu yaprak. Şu. Bak, şu yaprak. Şu yaprak. Olgunlaşması vesairesi. Gelişmesi. Şöyle. Şöyle elim 22, tamam. 23 santim falan geliyor. Tamam. Görüldüğü gibi. Rekor gelişimi öncelikle bu bölge. Aydın, Kuşadası ve civar. Evet. İlçe, diğer yakın il köylerine tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Ya, tavsiye ederim. Zaten ben Çınar köyü olarak halk buraya bir diyorlar yani bir şey asıyorlar yani nazar değmesin nazar diye. Nazar değmesin diye. Bir boncuk asıyorlar boncuk yani. Boncuk asıyorlar. Tamam. Şöyle ben olmaz diyorum falan gülerler falan diye. Gülerler şey diyorsunuz. Bu, evet. Buranın farkındalar değil mi? Buradaki çok iyileşmenin değişimi farkındalar. Her gelen çok güzel bağın diyor bana. İnşallah bu ilk yılımız bir dahaki sene daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Yani daha iyi gider evet. Biz teşekkür ederiz. Bağımızı sağ olun ben memnun kaldım. Şöyle bakalım ekranımıza karşı. Tamam. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.